Göbekli Tepe, Şanlıurfa. UNESCO Dünya Mirası, listesine alınan Göbekli Tepe, Şanlıurfa'da, Örencik Köyü yakınlarındadır. Burada 1995 yılında arkeolog Klaus Schmidt tarafından kazı çalışmaları başlatılmıştır. Göbekli Tepe'de konut özelliği taşımayan yapılar dini ve ayinsel bir amaç taşımaktadır. Günümüzden yaklaşık 12 bin yıl öncesine ait olan bu yapılar, merkezde ikiz te şeklinde dikili taş ile onu çevreleyen taşlar ve duvardan oluşmaktadır. Her bir dikili taş en az 40 ila 50 ton ağırlığında ve 4 ila 6 metre uzunluğundadır. Günümüze kadar keşfedilen en erken tarihli dini mimarinin içerisinde yer aldığı Göbekli Tepe'de, taş aletler, heykeller ve bitki kalıntıları bulunmuştur. İnsanoğlunun, tarım ve yerleşik hayattan sonra tapınaklar yaptığı şeklindeki yaygın görüş, Göbekli Tepe'nin keşfiyle tartışmaya açılmıştır. Çatalhöyük, Konya Anadolu'da yazıdan önceki döneme ait yerleşim alanlarından biri de Konya'nın Çumra ilçesi yakınlarındaki Çatalhöyük yerleşkesidir. Kent, arkeolog Meller tarafından ortaya çıkarılmıştır. Çatalhöyük, Anadolu coğrafyasında 2000 yıldan fazla bir zamanda köy yaşamından kentsel hayata geçişin önemli bir kanıtıdır. İlk yerleşim yerlerinden olan Çatalhöyük'te ezme ve öğütme taşlarının bulunması, buradaki insanların kendi ekmek ihtiyaçlarını karşıladıklarını göstermektedir. Ayrıca köpek ve sığır burada evcilleştirilen hayvanlar arasındadır. Çatalhöyük, UNESCO Dünya Mirası listesinde yer almaktadır. Çayönü, Diyarbakır. Yazıdan önceki önemli yerleşim merkezlerinden biri de Diyarbakır'ın Ergani ilçesi sınırlarındaki Çayönü'dür. Çayönü Höyüğü'nde 1964 yılında Robert Braidwood ve Halet Çambel Başkanlığında ilk kazı çalışmaları başlatılmıştır. Çayönü'nde, yakın doğudaki köy yerleşmelerinin ilk örneği görülmektedir. Çayönü, günümüzden yaklaşık 10 bin yıl önce dere kenarında bereketli bir ovaydı. Çayönü ovası, avcılık için de ideal bir konumdaydı. Çayönü toplumundaki erkekler ortalama 170 cm, kadınlar ise 157 cm boyundaydı, ortalama yaş 29 ila 30 yıl arasında değişmekteydi. Anadolu'daki ilk konut tipleri. Arkadaşlar ekrandaki görselde Anadolu'daki ilk konut tiplerini görüyorsunuz.